O mu? Ha. Bu değil mi? Yolda sis vardı. Anca gelebildim. Sen bize anahtarı ver de sabah trafiğine takılmayalım. Bak, benim başım nerede girmeyecek değil mi? Yok. Bak, ben bu işe çocuklarım için girdim. Hı hı. Oğlumun düğünü var. Para lazım. Evet, tamam bak sen benim dediğimi yap, başın derde girmez. Şimdi tekrar et, ne diyecektin? Arabanın biri yolu kapatmıştı. Ben de durdum. Güzel. Hadi 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 hadi. Oğlum Yiğit zaten senin abin değil mi? Yani koskoca adam, sen mi karışacaksın ne yapacağını ne edeceğini? Bırak, her koyun kendi bacağında nasıldır, bir şey olmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanın babası kendini astıysa orada öyle her koyun kendi bacağından asılmaz. Annesi akıl hastanesinde, abisi hapishanede, kardeşine de bu Allah'ın unuttuğu yerde üç kuruş için mezar isimlerinden tereke... Dur bir saniye. Şimdi bunları hiç anlatmamıştım. Ben dumur oldum. Ne oldu? Ağır mı geldi? Ha? Oğlum senin tuzun kuru. Sen babanın müvekkiliyle kırıştırıp kendi bacağından asılabilirsin. Ama benim bacağım sadece ailemi taşımak için. Benim başka bir lüksüm yok. Hadi ya. Tamam, bizim işimiz burada biter. Bak, malları okuttuktan sonra ben seni arıyorum, paranı öyle alırsın, tamam? Arada oğlunu bizden bir çeyrek takarsın. Yiğit, ne yapıyorsun lan? Yiğit, karışmayın. Kıymacığım. Yiğit, ne yapıyorsun oğlum? Aynı andırıcı olur böyle. Selim, siz fırlayın. Her şey konuştuğumuz gibi. Tamam. Bir anda cehenneme savrulduk ya. Sanki bastığımız toprağı altımızdan aldılar. Babam ailemi bana emanet etti. Yani etmiş. Ben o an anlayamadım. İnsan babasının kendisini öldürmeye gittiğini anlayamıyor, biliyor musun? Zaten konduramıyor böyle bir şeyi. Ben babamın bir sözüne, bir nefesine hasretim ya. Ve geçmiyor yani. Zaman falan iyileştirmiyor bunu. Öyleyse yeterdi babamın bizi bir arada tutmaya. Gölgesi yeterdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.